Arkadaşlar merhaba, Sezaryen Okan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte avcılar için hazırlamış olduğum cihazı sizlere tanıtacağım. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Bildiğiniz gibi kuşları avlamak istediğiniz zaman işte kuşları çağırmanız gerekiyor. Bunların sesleri vesaire var. Bu sesleri kontrol etmek için de bir cihaz geliştirdik. Bütün kuş seslerini o havza kartının içine yüklediğinizde sistemi otomatik olarak çalıştırıyorsunuz ve işte avlamak istediğiniz kuşun sesini üstüne getirip sistemi kontrol edebiliyorsunuz. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Dilerseniz vakit kaybetmeden projenin detaylarına geçelim. İyi seyirler. Bir adet Arduino Uno kullandık. İsterseniz Nano kullanabilirsiniz. Sonra şurada gördüğünüz gibi turbo encoder'ımız var. Bildiğiniz gibi sınırsız derecede dönebiliyor. Biz bunu sınırladık tabii ki. Biraz sonra anlatacağım çalışmasında da. DF player'ımız var ve onun içinde de SD kart var. SD kart içinde ses dosyalarını ekledik. Hoparlörümüz var. Tabii bu hoparlör burası için değil ama siz dilerseniz amfi desteğiyle daha yüksek bir hoparlör kullanabilirsiniz ki zaten olması gereken de o olacak. Bir adet de 7 segmentli display ekranımız var. Gördüğünüz gibi basit bir parçalardan oluşuyor. Dilerseniz nasıl çalıştığını sizlere bir göstereyim. Şu şekilde gücü verdiğimizde şu an ekranımızda görüyorsunuz. Encoder'ımızı bir tur çevireceğim. Evet, gördüğünüz gibi sistem çalışmaya başladı. Tabii ki siz sesi duyamayacaksınız. Ben şimdi mikrofonu bir çıkartayım. Şöyle yaklaştırıyorum. Evet, şöyle bir tur daha çeviriyorum. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi sistemimiz çalışıyor. Peki bu sistemde neler yaptık? Hemen kısaca sizlere onlara bahsedeyim. Encoder'ımızla sisteme 24 adet sınırladık. 24 adet sesten sonrasını çalıştırmayacaktır. Bu seslere ait sayıları görebilmemiz için bir tane display ekran koyduk ve bu encoder'ımızı çevirdiğimizde bu display ekranımızda bizden sayılarımız artıyor ve bu ekranı görebiliyoruz. Bunun üzerine encoder'ın üzerindeki butonu da kullandık. Buton da gördüğünüz gibi durdurma işlemini yapıyor. Yani isterseniz durdurabiliyorsunuz. Ve bu döngüdedir. Sürekli sonsuza kadar döngü çalışıyor. Atıyorum siz dördüncü sesle bıraktınız. Bu dördüncü sesi sürekli çalıştıracaktır. Siz tabii ki durdurana kadar. Üzerine bir de ekranımız gördüğünüz gibi display ekranımız kendini kapatabiliyor. 4 saniye sonra otomatik olarak kendini kapatıyor ve herhangi bir ışık maruz kalmıyorsunuz. Ve arkadaşlar en güzel özelliklerden bir tanesi de EEPROM'a kaydediyor, yani hafızayı kaydedebiliyor. Yani en son ne açtıysanız o hafızada kalmış oluyor ve sistem otomatik olarak onunla çalışmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi oldukça basit parçalardan ve basit sistemden oluşuyor. Dilerseniz kodları da sizlere göstereyim. Arkadaşlar kodları size kısaca anlatacak olursam bildiğiniz gibi bayağı uzun bir kodumuz var. Bunları teker teker anlatırsam video çok uzun sürüyor ve bu da sizi sıkabiliyor. O yüzden kısaca anlatacağım. Çalışma mantığını ve sizlerin neler yapmanız gerektiğini püf noktaları anlatacağım. Bazı durumlarda da eğer anlamadığınız kısımlar olursa da aşağıdaki yorumlar kısmına sorarak zaten ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada kütüphanelerimizi tanımladık. Zaten bu kısımları atlayacağım. Her zaman yaptığımız şeyler. Sadece bilmeniz gereken bazı noktalar var. Display ekranımızda bağlantıları var. Bu bağlantıları sizlere anlatacağım. SDI, SCLK ve LOAD pinleri var. Display ekranımızın da zaten arkasında bu pinleri yazıyor. Bu pinlere ait de bağlantılar var. Yani SDI pini A3'e, SCLK pini A4'e, LOAD pini de A5'e bağlıyormuşuz. Daha sonra arkadaşlar şu kısımda pin CLK, pin DT ve pin SV, yani burada kullandığımız CLK pini, DT pini ve SV pini, bunlar da encoder'ın için bağlantı pinleri. CLK pini 6'ya, DT pini 5'e, SV pini de 4. pine bağlanıyormuş. Burada sınırlama getirmiştim. Count'u 1'i, maximum count'u da 24'ü, minimum count'u da 1 yaptım. Yani burada 1 ile 24 arasındaki değerleri çalıştıracak. Tabii ki siz atıyorum 40 tane sesiniz var. Buraya 40 yazmanız yeterli olacak. Arttırmış olursunuz. Daha sonra setup kısmında kurulumları yaptık. Kurumlarda da gördüğünüz gibi ilk önce software seriyali bilgini başlattık. 9600 bandında player bilgini dedik. Eğer bu DF player'imiz doğru bağlantısı yapıldıysa sistem buradaki if komutuna girecek ve
işte MP3 bir bağlantısı başarılı diyecek. Player volume yani ses seviyesi 30'dan başlatıp EEPROM'la kayıtlı olan veriyi okuyacak ve bu okuduğu veriyi de sistemde çalıştıracak. Daha sonra giriş çıkış pinlerimizin tanımlamasını yaptık. Loop kısmında da bazı durumlarımız vardı. Bu buton durumlarını eşitledik. New ve last time'larımız var. Bu yeni zaman ve eski zamanın özelliğini çok çok kullandım zaten. O yüzden bayağı anlattım bu konuları. 4 saniye boyunca sistemimiz ekranını açık tutacak. Daha sonra 4 saniyeden sonra da ekranı kapatacak. Bu komut işe yarıyor. Count ve max count var. Eğer max count yani countumuz yani sayıcımız maksimum count'tan maksimum sayıdan büyükten büyük olursa otomatik olarak minimum count yani 24'ten direkt 1'e çekecek ve bu sayede 1 ile 24 arasında tekrar sayacak. Ya da tam tersi 0'dan da küçük olursa yap özür dilerim 1'den küçük olursa da otomatik olarak 24'e atacak ki eksilere düşmesin. Ve encoder'ımız üstteki butonu da kullandık. Bu buton da durdurma, pause ve start işlemlerini yaptırıyor ki biraz önce videoda da görmüştünüz. Encoder'ımız çevrildiyse saat yönündeyse arttıracak. Saat yönünün tersindeyse de azaltacak ve bunları da biz ekranda göreceğiz. Serial ekranda da görebiliyoruz. Daha sonra da bu ekranları da görmek için de ekstradan show number yani sayıları görebilmemiz için de burada bir digit oluşturduk. Bu digiti de display ekranımızın görüntüsüne aktardık. Bu sayede ekranımızı görebiliyoruz. Screen close ve screen open'da da ekranımızın kararmasını ve aydınlanmasını burada ayarladık. Daha sonra da Access Card'da ise DFA player'imiz bazı durumlarda da encoder bazı durumlar kütüphanesi kullanabilmemiz için bu komutu ekledik. Bu komut sayesinde DFA player'imizi kütüphanesi olarak da kullanabiliyoruz. Projenin daha sonuna geldik. Bu projenin kaynak kodlarını yine sizaryonot.com adresinde bulabilirsiniz. Kafanıza takılan tüm sorunları aşağıdaki yorumlar kısmını sormayı unutmayın. Eklememi çıkarmamı istediğiniz bir şeyler varsa üzerine yazabilirsiniz. Tabii ki bu en basit ve ham haliyle tekrardan söylemek istiyorum. Bunu geliştirebilirsiniz. İşte Bluetooth üzerinden kontrol edilebilir. Sisteme uzaktan Wi-Fi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Biliyorsunuz hayvana yaklaşmamak gerekiyor ya da sisteme yaklaşmamak gerekiyor. O durumlarda farklı metotlarla kontrol edilebiliyor. Bu en basit ham haliyle yaptım sizlere. Böyle elektronik cihaz arası pek iyi olmayanlar için basit çaplı yapmaya çalıştım. Umarım projeyi beğenmişsinizdir. Lütfen beğenirseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka projeler, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Pardon. Hoşça kalın.